Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emek Ev Yemekleri Şemsi. Bugün yine Hatay'a özgü nefis bir lezzetle geldim. Kaytaz böreği. Kaytaz böreği Hatay bölgesinde ve civar ilçelerde bilinen nefis bir börek. Hem çıtır hem yumuşak, böyle bol kıymalı, bol etli. Nefis bir börek gerçekten. Bizim çocukluğumuzda annelerimiz hazırlar, pişirim fırınlarına verirlerdi. Şimdi evlerimizde pişiriyoruz kaytaz böreğini. Her türlü de nefis oluyor. Misafir sofralarınızı, gün sofralarınızı süsleyecek harika bir lezzet. Mutlaka deneyin bu tarifimi. Evet, yapımına geçelim hamurumuzun. Ben 2,5 su bardağı ılık su kullandım hamurum için. Bir tepsi dolusu kaytaz böreği için 2,5 su bardağı dolusu un, bir tatlı kaşığı kuru maya, yaş maya da kullanabilirsiniz. Yarım paket yaş maya kullanabilirsiniz kuru maya yerine. Evet, kuru mayamı biraz açıyorum karıştırarak. Bakın, daha henüz tuzu eklemedim. Unumu ekliyorum. Ve bu arada tuzumu da ekliyorum. Evet. Toplamda 5 su bardağına yakın un kullandım. Tam 5 demeyelim ama 4,5'ten biraz fazlaydı. Çok sert bir hamur elde etmiyoruz. Evet, şimdi hamurumu elimle yoğuruyorum güzelce. Unu azar azar ekledim. Kıvamını ona göre ayarladım. Mayalı hamurlar yoğurdukça güzelleşiyor arkadaşlar. İyi yoğurun hamurlarınızı. Şöyle sakız gibi hamurlar elde edene kadar yoğurun. Evet, son unumu da artık ekleyip hamurumu yavaş yavaş toparlıyorum. Tezgaha aldım. Tezgahta daha rahat yoğruluyor. Artık hamurumu yavaş yavaş toparlıyorum. Evet. Güzelce yoğurun. Şimdi artık hamurumu yoğurma kabıma alacağım. Üzerinde streçledim. Bakın. Bu şekilde mayalanana kadar bekleteceğim. Şöyle yarım saat sonra mayalanmıştı benim hamurum. İç harcımızı hazırlayalım. 350 gram kadar kıymam var. Az yağlı dana kıymam. Ekliyorum. Bir adet orta boy soğanı ince ince kıydım. Şöyle 1,5-2 yemek kaşığı kadar nar ekşisi kullandım. Evet, 1 yemek kaşığı kadar salça. Domates salçası. Pul biber ekliyorum. Karabiber. Baharat olayını kendinize göre ayarlayabilirsiniz tabii ki. Tuzumu da ekledim. Su ekliyorum. Sarımsağım vardı bir diş. Onu da ekliyorum. Evet. Hatay bölgesinde, Antakya'da iç bu şekilde hazırlanıyor. İskenderun'da ise içerisine maydanoz ve domates de ekliyorlar. Ama orijinal kaytaz böreği tarifinde domates ve maydanoz olmuyor. Yani Antakya'da yapılan kaytaz böreğinden bahsediyorum. İkiye ayrılmış durumda İskenderun ve Antakya. İşte kaytazı biz böyle yaparız, Antakyalılar biz böyle yaparız diye. Ama literatüre geçen tarifte bu şekilde kaytaz böreği. Suyumu da ekleyip iç harcımı güzelce böyle yoğuruyorum. Yağ ekliyorum birazcık çünkü kıymam dana kıymaydı. O yüzden biraz sıvı yağ ekliyorum. Aslında tercihen yağlı, bol yağlı böyle kuzu kıymayla daha güzel oluyor kaytaz böreği. Evet. Şimdi böyle küçük bir tavama 1 yemek kaşığı sade yağ, vita, evet neyse işte hangisini kullanıyorsanız ya da tereyağı 1 yemek kaşığı ekliyorum. Üzerine de şöyle bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Eridi. Şimdi hamurum da mayalandı. Evet. Şimdi hamurumun havasını alıyorum. Tezgahıma aldım.
Şimdi bezeleyeceğim hamurumu. Bakın çok güzel mayalandı gerçekten. Evet, bu şekilde bezelemek pratik oluyor. Toplamda 20 adet, evet, toplamda 20 adet kaytaz böreği elde ettik bu tariften. Şimdi arkadaşlar bezelendikten sonra bir süre mayalandı bezelerimiz. Şöyle bir 10 dakika kadar mayalandıktan sonra erittiğimiz yağla bu şekilde bezelerimizi açıyoruz. Bezeleriniz dinlenmezse açma işleminde zorlanabilirsiniz. O yüzden mutlaka bir süre bezeledikten sonra hamurunuzu dinlendirin. Bu şekilde elinizi yağa batıra batıra ince bir hamur açıyoruz. Evet. Bu şekilde kendi etrafında çevirdiğimizde güzel bir şekil çıkıyor ortaya. Açabildiğiniz kadar ince açın hamurunuzu. Hamurunuz ne kadar dinlenirse o kadar kolay açılacaktır. Evet. Bu şekilde kendi etrafımda çevirip tepsiye yerleştiriyorum. Güzelce açalım. Ne kadar çok yağlı açarsak o kadar güzel olur kaytaz böreğimiz. Hem altına hem üstüne bolca yağ sürelim. Evet. Bu şekilde. Açtıkça eliniz alışacaktır. Hiç zorlanmayacaksınız. Bu şekilde etrafında çeviriyoruz hamurumuzu. Evet, şimdi hamurlarımı yerleştirdim tepsime. Şimdi iç harcımı tam ortalarına gelecek şekilde böyle bastıra bastıra yerleştiriyorum. Dediğim gibi tam 20 adet kaytaz böreği çıktı bu tariften. ...350 gram kadar kıyma ve bu hamur ölçüsüyle tam olarak 20 adet kaytaz böreği elde ettik. Şöyle elimi tekrardan yağa batırıyorum. Kalan yağa batırıyorum. Etlerimin üzerine sürüyorum. Evet, şimdi iftar için böreklerimiz hazır. Tepsi mayasını alacaklar. Sonrasında önceden ısıttığım 180 derece fırında pişiriyorum. Evet, böreklerim pişti. Şimdi akşam olduğu için tam olarak böyle böreğimin güzelliğini gösteremiyorum sizlere. Evet, akşam çekiminde biraz karanlık çıktı tabii ki. Ama inanın nefis oldu böreğim. Dışı kıyır, içi yumuşacık bir börek oldu. Bakın nasıl çıtırdadığını size göstermek istiyorum. Evet. Gerçekten böyle sofralarınızı süsleyecek bir lezzet. Hem görsel olarak hem de damağınıza hitap edecek bir lezzet olduğundan emin olabilirsiniz. Mutlaka deneyin bu tarifi. Çok sıcak. Evet. Dediğim gibi ışıktan dolayı böreklerimin güzelliği tam olarak gözükmese de gerçekten nefis oldular. İftarda yedik biz böreklerimizi. O yüzden gündüz çekimine yetiştiremedim. Evet. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yorumlarınız, beğenileriniz bizler için çok önemli. Lütfen yorum kısmına da olumlu ya da olumsuz tüm yorumlarınızı yazın. Tarifi denedikten sonra sonuçları da paylaşın ki takip eden diğer arkadaşlarımıza da fikir olsun. Dediğim gibi olumlu ya da olumsuz tüm yorumlarınızı yazabilirsiniz. İyi akşamlar diliyorum.